Merhaba Sulubaya severler, ben Esma. Bu videoda sizlerle hazır böyle sonbahardayken sarı, turuncu ve yeşil tonlarında çok güzel bir bal kabağı resmi yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen resmimizi yapmaya başlayalım. Kağıt olarak Clairefontaine'in %100 pamuk 300 gram kağıtlarından birini kullanacağım. Ben bu şekilde mevcut kağıt boyutumu ikiye kesmeyi tercih ettim. Kağıt ölçülerimi yine açıklama kısmında eklemiş olacağım. Clairefontaine pamuk kağıtlar arasında aslında kalite olarak en düşük kağıtlardan bir tanesi. Fakat fiyatı da ona göre diğerlerine göre daha uygun oluyor. Dilerseniz siz de tercih edebilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi önce kağıdın kenarlarını kağıt bandı ile sabitleme işlemi yapacağız. Bunun için ben bu şekilde bir mukavva kullanacağım. Kağıdıma videodan önce bu şekilde bir bal kabağı resmi çizmiştim ben. Bu resmin yakından çekilmiş fotoğrafını açıklama kısmına ekledim. Bununla birlikte size bir eskiz defterimi göstermek istiyorum. Genelde çizim yapmadan önceki çalışma aşamalarını bu defterde yapıyorum. Ve burada da daha önce çalıştığım bal kabaklarını görüyorsunuz. Bal kabağı çizmek benim için artık böyle çok kolay bir şeye dönüştü. O kadar çok çizdim ki bir yere bakmadan çok rahat farklı türlerde bal kabakları çizebiliyorum. Yine bu eskiz defterimdeki bal kabağı türlerinin de fotoğrafını yakından çektim ve açıklama kısmına ekledim. Her zaman yaptığımız gibi yine çizimimizi biraz hafifletmemiz gerekiyor. Bunun için de bu şekilde bir hamur silgi kullanarak çizimimin üzerine böyle hafif hafif siliyorum. Ki resmimizi yaparken arkada böyle eskiz çok fazla gözüküp de çirkin bir görüntü oluşturmasın. Renklerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle 2 adet su kavanozu kullanacağım. Birisi temiz su, diğeri ise kirli su olacak. Önce böyle standart bir turuncu renk kullanacağım açıkçası. Renk kartelası çıkarmak önemli bir şeydir. Resminizde kullanacağınız renklerin birbiriyle olan uyumunu görmenizi sağlar. İkinci olarak da biraz daha böyle sarıya dönük açık tonlarda bir turuncu renk kullanacağım. Üçüncü olarak da bir sarı renk kullanacağım. Benim tonlarımla aynı tonları kullanmak zorunda değilsiniz. Sizin paletinizde hangi sarı renk veya hangi turuncular varsa onları kullanabilirsiniz. Sarı boyumu çok fazla kirlettiğim için önce böyle bir peçeteyle temizleyip ondan sonra uyguluyorum. Son olarak da böyle hafif acı yeşile dönük, böyle koyu bir yeşil kullanacağım. Önce kağıdımı ıslatarak başlıyorum. Ben fırçamın ucuyla böyle gelişi güzel sağa sola damlacıklar bırakarak ıslatmayı tercih ettim. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu, bal kabağınızın içerisine su değdirmemeniz gerekiyor. Çünkü bal kabağını en son boyayacağız. Önce arkadaki o zemin kısmını hazırlayacağız. Bunun için de bal kabağının kenarlarına dikkat ederek dışında kalan kısımları sadece ıslattım. Sonrasında sarı rengimi uygulamakla başlıyorum. Böyle gelişi güzel sağa sola bir yerlere sarı renkleri dokunduruyorum. Burada nereye hangi rengi yapacağınız size kalmış bir şey. Tamamen sizin zevkiniz. Zaten kağıdım hala ıslak olduğu için hangi boyayı dokundurursam dokundurayım böyle kendiliğinden bir yayılma içerisine girecektir. Böylece de iki renkleriniz, daha doğrusu üç renginiz de kağıtta birbiriyle bütünleşmiş şekilde gözükecektir. Sarının arkasından turuncu rengimi uygulamaya başladım. Fark ettiyseniz tonlarım henüz çok açık tonlarda. Çünkü koyu tonlarımı en son uygulamaya başlayacağım. Sarı ve turuncuyu uyguladıktan sonra yeşil de kalan yerlere bu şekilde ekliyorum. Ve en sonda mesela turuncunun olabilir, sarının olabilir. Ben burada turuncunun koyu tonlarını eklemeyi tercih ettim.
Zeminimiz için bu videoda farklı bir uygulama yapacağız. Tuz uygulaması yapacağız. Kağıdımız hala ıslak, boyalarımız hala ıslakken bu şekilde bildiğimiz sofra tuzunu kağıdımda bu görüntünün oluşmasını istediğim yerlere böyle ufak ufak ekliyorum. Ben burada birazcık fazla tuz eklediğim için çok fazla böyle bir yayılma yaptı zeminim. Ama yine de gayet hoş görünüyordu. Siz tuz miktarını birazcık daha az tutabilirsiniz. Sonrasında kağıdımı kurumaya bıraktım ve kuruduktan sonra bu şekilde bir görüntü elde ettik. Üzerinde hala kurumayan tuzlar olduğu için elimle onları bu şekilde temizledim. Siz de bal kabağınıza başlamadan önce mutlaka temizleme işlemini yapın. Sıra geldi bal kabağımızı boyamaya. Bal kabağını boyamaya ikinci turuncu tonumla, yani açık tondaki turuncum ile başladım. Şimdi bal kabağımız dilimlerden oluşuyor ve boyama işlemini bütün olarak değil de dilim dilim yapacağız biz de. Öncelikle ortadaki dilimden boyamaya başladım. Açık tondaki turuncumu ekledim. Tamamen boyadıktan sonra bu dilimi artık böyle hafif hafif tonlamalar vermem lazım. Bunun için de koyu turuncuyu kullanarak kenar kısımlarına, altta kalan kısımlarına daha koyu tonlar da yaptım. Fark ettiyseniz dilimimin alt kısımları ve kenar kısımları daha koyu tonlarda, orta kısmı ise daha açık tonlarda oldu. Sanki biraz böyle ışık yansımış gibi. Şimdi diğer dilimleri boyamaya başlayacağım. Ama boyadığım ortadaki dilimin hemen yanındakini değil, böyle bir yanındakini boyayacağım. Çünkü henüz ıslak olduğu için yanındakini uygularsam orada böyle renkler muhtemelen birbirine kayacaktır ve çirkin bir görüntü oluşacaktır. Yine aynı işlemi açık tondaki turuncumla bütün dilimi boyadım ve arkasından da koyu renk turuncum ile kenarlarını ve altta kalan kısımlarını daha koyu tonlarda yaptım. Bu yaptığımız işlem aslında standart bir işlem. Bütün dilimlere aynı şeyleri uygulayacağım. Kenarda kalan kısımları, böyle çizgilerin yanında kalan kısımlar daha koyu tonlarda olacak. Orta kısımları ise daha açık tonlarda olacak. Resim çalışmalarımı yaparken genelde şöyle bir endişeye kapılıyorum. Galiba bu resim olmadı. Galiba güzel bir şey çıkmayacak. Sanırım yanlış yaptım gibi böyle kafamı kurcalayan endişeler oluyor. Ama genelde bu endişeler boş çıkıyor. Çünkü resim bittikten sonra gözünüze güzel görünüyor. Tamamlandıktan sonra güzel görünmeye başlıyor. O yüzden siz de bu endişelere kapılıyorsanız hiç buna takılmayın. Resminizi bitirmeye odaklanın. Resmi bitirdikten sonra inanın gözünüze güzel gözükecek ve bu resmi ben yaptım diye mutluluk duyacaksınız. Bal kabağının en arkasında kalan sağda ve solda iki adet dilimler var. Bu dilimleri öndekilerden daha koyu tonlarda yapacağım. Zaten o kısımları arka zemini boyarken birazcık su kaçırdığımdan dolayı böyle dalgalı dalgalı olmuş kenarları. Ve o dalgalı böyle sulu boyanın altında kaybetmek için kesinlikle o dilimlerin daha koyu olması gerekiyor. Ben de bu şekilde daha koyu yaptım. Bunu da yaptıktan sonra sıra geldi böyle gölgelerimizi atmaya, kenar çizgilerimizi belirlemeye. Dilimlerin kenarlarını önce koyu turuncu ile böyle çizgiler çekiyorum. Ve bu çizgiler aşağıya doğru biraz daha kalınlaştırıyorum ki sanki dilimlerin arkada kalan dilimlere düşen gölgeleriymiş gibi görünmesini sağlıyorum. Bu gölgeleri atarken dikkat etmeniz gereken şu, dilimlerin kenarda kalan kısımlarına yapıyoruz bunları. Orta kısımlara kesinlikle yapmıyoruz.
Bu gölgelerimi atarken bir yandan da kavak dilimlerimin üzerine yine bu koyu turuncu ile böyle minik minik çizgiler çekmeye başlıyorum. Bu çizgiler böyle bir hava katacak kavağımıza. Resminizin daha güzel görünmesini, daha gerçekçi görünmesini sağlayacak. Çünkü bir bal kabağını düşündüğünüzde yüzeyi tamamen pürüzsüz değildir. İlla ki çizgiler, noktalar vardır. Biz de gerçeğe bir tık olsun yakın görünmesi için bu şekilde yapıyoruz. Bal kabağımızın turuncu kısmını boyamamız bitti. Arkada kalan minik bir kısım var. Orayı boyamadan önce bal kabağının sap kısmını boyamak istiyorum. Bildiğimiz böyle koyu bir kahverengiyle çok fazla da renk karışımı yapmadan sapımızı boyuyoruz. Bal kabağımızın sap kısmının arkasında kalan böyle hafif minik bir beyaz kısım vardı. Orayı da yeşil renkle tamamladıktan sonra artık resmimizi bitirmiş oluyoruz. Son olarak da bantlarımızı çıkartıyoruz ve resmimiz hazır. Bantları çıkartırken dikkatli olmalısınız. Hızlı hareket etmeyin, yavaşça çıkartın ki kağıdınız yıpranmasın. Bence resmimiz gayet güzel oldu. Eğer ki sizler de denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve bana Instagram'dan yazdığınız her mesaja dönüş yapıyorum. Sizlerle sohbet etmekten gerçekten zevk alıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.